Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarih Yolundakiler Instagram sayfasını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Orta Doğu'yu yöneten aile, Suud Hanedan. Suud Hanedanlığı, Adnanilerden Anezeye mensup bir kol olarak bahsedilir. Ailenin kullandığı Al-Suud ismi, Suud bin Muhammed bin Münkir ben Merhan'dan gelmektedir. O da bugünkü Suudi Arabistan'ın doğusunda, Katif yakınlarında, Duru bölgesinde yaşayan, Beni Hanife kabilelerinden olan Bekir bin Vail'e ailesinin Ma'it bin Rabia ve el-Müreydi soyundandır. Suudilerin atası kabul edilen Mani bin Rabia el-Müreydi dönemine kadar aile hakkında kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır. Sınırlı olsa da bazı kaynaklarda belirtildiğine göre Mani el-Müreydi'nin bugünkü Riyad yakınlarında Arız bölgesinde İbni Dir adında bir akrabası bulunmaktaydı. Kendisi bölgede nüfus sahibiydi. Aralarında cereyan eden haberleşme üzerine İbni Dir, Mai el-Müreydi'nin aile fertleriyle birlikte Katif taraflarında kendi bölgesine davet etti. Bu davetin sebebi ve kesin tarihi bilinmemektedir. İbni Dir daveti kabul ederek bölgeye gelen aileye yerleşmeleri için bugünkü Riyad yakınlarında bulunan Müleyyebbit ve Asebiye mevkilerini verdi. Yerleştikleri yer çöl içinde suyu bol ve ziraate elverişli bir alandı. Kısa zamanda imar edilerek küçük bir şehir haline getirildi. Aile çöl geleneklerine göre aileyi daima emirler idare ediyordu. Ancak aile içinde daima emirliği ele geçirme mücadelesi vardı. 18. yüzyılın başlarında Diriye, Rebi İbn Ma'in'in idaresine girdi. Fakat oğlu Musa babasına isyan ederek yönetimi ele geçirdi. İbn-i Dir'in kendilerine ayırdığı bölgelerin etrafına Beni Hanife'ye mensup Ali Yezid kabilesinde hüküm sürüyordu ve onlarla da aralarında baştan beri süre gelen kabile savaşları vardı. Rebi emir olduktan sonra Ali Yezid ile mücadeleye girişerek onları yenilgiye uğrattı ve nüfuzunu daha da genişletti. Onun ölümünün ardından sırasıyla oğulları İbrahim ve Merhan idareci oldu. Merhan'ın Rebiya ve Mükren adında iki oğlu vardı. Daha sonra kabile bunlardan gelen iki kola ayrıldı. Rebiya'nın kolundan gelenler Ali Vatban, Mükrin kolundan gelenler Ali Mükrin denildi. Suudi Arabistan'ın kurucusu olan bugünkü Suudiler ikinci koldan gelmektedirler. Osmanlı Devleti 16. yüzyılın başlarından itibaren gücünü Arap Yarımadası'nda hissettirmiş olsa da geniş çöllerde dolaşan Bedeviler yine çöldeki vahalarda yaşayan yerleşik grupların geleneksel idarelerine zorunlu olmadıkça müdahale olmamıştır. Dönemin en güçlü Müslüman devleti olan Osmanlı'ya Mekke şerifleri tabi olduklarını arz etmişlerdir. Osmanlı Devleti Cidde, Bağdat, Şam gibi yerlere merkezden tayin ettiği beylerbeyi veya valilerle geleneksel daireyi uzaktan kontrol altında tutmayı düşünüyordu. 18. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti merkezi kontrolü yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Merkezi otoritenin zayıflaması Bedevi Araplar arasında mücadeleleri arttırdı. Çöller tarafında birbirleriyle kavgalı zayıf emirliklere hükümran olmaya başladı. Bu dönemlerde Muhammed bin Suud idareyi ele geçirir. Bu karmaşa içinde halkı, çiftçi, küçük tüccar, sanatkar, az sayıda ulema ve kölelerden oluşan Diriye, emirliği elinde tutma gayreti güderken eline bulunmaz bir fırsat geçer. Muhammed bin Suud, Abdülvehhab ile bir anlaşma zemini bularak anlaşma yapmıştır. İkili arasında ittifak gerçekleşmiştir. Bu ittifaktan sonra Suud ailesi için yeni bir tarih başladı. Muhammed bin Suud'un Diriye sınırlarını aşmayan nüfuzu Muhammed bin Abdülvehhab'ın fikirleri sayesinde yayıldı. Muhammed bin Suud onun fikirleriyle savaşmak adına civardaki kabilelere ve yerleşim yerlerine cihat açarak nüfuz alanını büyüttü. Bu da Diriye emirliğinin ekonomik anlamda zenginleşmesine neden oldu. Suudi kaynaklar bu tarihin 1. Suudi devletinin başlangıcı kabul ederler. Suudilerin Arap Yarımadası'ndaki esas yayılmaları ve hakimiyetlerini genişletmeleri İmam Suud bin Abdülaziz zamanında gerçekleşmiştir. Civardaki kabileler ve hatta Osmanlı Devleti'nin mahalli yöneticilerin hakimiyet alanları aleyhinde sürekli genişleyen Suudi etkisi Bağdat, Lahsa ve Hicaz sınırlarına dayanmıştı. Napolyon'un 1798'de beklenmedik bir şekilde Mısır'ı işgal etmesi ve bunun ardından ortaya çıkan sorunlar Suudilerin işine yaramıştır. 1803'te Hicaz'a karşı giriştikleri işgal hareketi
engellenmekle birlikte 1806'da Mekke ve Medine'yi ele geçirmelerine engel olunamamıştı. Osmanlı Devleti Suudiler üzerine birçok sefer düzenlemişti. Osmanlı Devleti Suudların üzerine düzenlediği seferler sonucunda onları uzun süre bir duraklama dönemine sokmuştu. Suud Hanedanlığının tekrar toplanması 1824'te Türkiye bin Abdullah tarafından sağlanmıştır. Türkiye bin Abdullah öldükten sonra oğlu Faysal bin Türkiye idareyi ele geçirmiştir. Mısır valiliği bu durum karşısında Faysal bin Türkiye'yi yakalayıp Mısır'a götürmüştür. Daha sonra Mısır'da serbest bırakılan Faysal, Riyad'a dönerek ikinci defa emirliği ele geçirmiştir. Nüfuz alanını genişleten Faysal bin Türkiye, Basra Körfezi'nde faaliyetlerini genişletmiştir. Başta İngilizler olmak üzere yabancıların da dikkatini çekmiştir. 1865 yılında Faysal'ın ölümü üzerine emirliği Abdullah bin Faysal üstlenmiştir. Ancak durumu kabullenmeyen kardeş Suud, Abdullah'ın idaresine karşı çıkmış ve topladığı kabilelerle kardeşine isyan etmişti. Bu durumdan istifade etmek isteyen İngilizler Suud'a dolaylı olarak destek vermiş. Bağdat valileri durumu sürekli olarak İstanbul'a bildirmiş, konuya Bağdat valisi Mithat Paşa ilgi göstermişti. İngiliz nüfusunun artacağını düşünen Mithat Paşa, bölgeye askeri sefer düzenlemek için Bağbali'yi ikna etmişti. Bu askeri seferden sonra Riyad ve civarı Necid Kaymakamlığı unvanı ile Abdullah bin Faysal'ın idaresine Suud Hanedanlığı verilmişti. Abdullah bin Faysal başta olmak üzere Suud ailesi içinde sürekli bir kargaşa hakim. Suud ailesi 1891'den sonra tamamen Riyad'dan çıkarılmıştır. 2. Abdülhamit'in izniyle aile fertleri Suudiler Kuveyt'te ikamet etmeye başlamışlardır. 1902 yılında Abdülaziz bin Abdurrahman Kuveyt'ten yanına aldığı adamları ile Riyad'a dönerek şehre girmişti. İbn-i Reşid'in bıraktığı idareciyi öldürmüş ve babasını Kuveyt'ten geri çağırmıştır. Bu davetle eski yurduna geri gelen Abdurrahman bin Faysal emir sıfatıyla yeniden işleri idare ederken oğlu Abdülaziz Reşid'in ailesi başta olmak üzere eski hasımlarıyla uğraşmaya başlamıştı. Yeni gelişmeler karşısında Osmanlı Devleti bölgeye askeri harekat düzenlediyse de Abdülaziz'i durduramamıştı. İki taraf arasında varılan anlaşma neticesinde Suudilere yeniden kaymakamlık statüsü verilmiş ve Abdurrahman bin Faysal Riyad kaymakamı tayin edilmişti. Balkan Harbi sırasında bölgede meydana gelen askeri boşluktan faydalanarak Lahsa Mutasarrıflığının merkezi Hüfuf'taki küçük müfrezeyi ve Osmanlı memurlarını buradan çıkarıp bölgeyi ele geçirmişlerdi. Bu durum karşısında yabancı müdahalelere meydan vermemek için orta bir yol arayışına giren Osmanlı Devleti, Mayıs 1914'te Abdülaziz bin Abdurrahman ile bir anlaşma yaptı ve kendisine paşalık rütbesiyle Necid Valiliği unvanı verildi. Ancak Birinci Dünya Savaşı bölgedeki dengeleri alt üst edince Suudi ailesi daha da güç kazandı ve 1932'de resmen bugünkü Suudi Arabistan'ı kurmayı başardı. Hanedan zamanımızda da geniş aile fertleriyle varlığını devam ettirmektedir. Suud Hanedanlığı Suudi Arabistan'ın yönetimini elinde tutmaktadır. Günümüzdeki en zengin ailelerden biridir. Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarih Yolundakiler Instagram sayfasını takip ederek bize destek olabilirsiniz.